Turumuza Formül Plastik'e konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Fahri Kumbul Beyefendi var. Fahri Bey, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Fahri Kumbul. 1958 Serik Antalya doğumluyum. Üniversite öğrenimi bankacılık üzerine yaptım. Daha sonra 16 yıl bankacılık sektöründe çalıştım. Müfettiş olarak, müdür olarak. Sonra bankacılığı bıraktım. Bu plastik sektöründe işe başladım. 2000'li yıllardan itibaren 20 yıldır bu sektörün içerisinde çalışıyorum. Finansman, muhasebe, işletme yönetimi konusunda deneyimim var. Fahri Bey, firmanızın kuruluş ve başarı öyküsünden bahseder misiniz? Evet, başarı öyküsüne başlamadan önce kurucu Haydar Şahin'i anlatmak istiyorum. Haydar Şahin Ala'dan gelmiş, çekirdekten yetişmiş bir iş insanı. Küçük yaşlarda torna freze sektöründe, torna frezede çırak olarak işe başlamış. Askerliğe kadar torna freze işinde ustalaşmış hemen hemen. Asker dönüşü tekrar torna freze işinden kalıpçılık sektörüne geçmiş. Çok iyi bir kalıp ustası olarak kariyerini tamamlamış ve 90 yılında şirketleşmeye geçmiş. İyi bir usta olarak tanındıktan sonra, belli bir çevre edindikten sonra Tophane'de şirketini kurmuş, topçular Tophane bölgelerinde. Ondan sonra 10 yıl kadar kalıpçılık sektöründe çalışmış. Bu plastik sektöründeki belli başlı üretici firmalara kalıp yapmış. 3-5 yıl sonra da kendisi fason üretmeye başlamış, enjeksiyon makineleri almış. Fasonculuk yapmış bir 5-6 yıl kadar üretim firmalarına. Fakat görmüş ki fasonculuğun çok fazla bir geleceği yok. Kendi markası altında üretim yapmaya karar vermiş. Ve kendi markalarını oluşturmuş. İlerledikten sonra biraz markayı tanıttıktan sonra yurt içinde ihracata yönelmiş. Başarısındaki ana nedenlerden birisi ihracatçı özelliği. Bugün de %70 yine ihracata ağırlık veriyoruz. %30 yurt içine ki yurt içine başlayalı 2-3 yıl oldu. Daha önce tamamen %95 neredeyse %100 yurt dışına satış yapıyor idik. 2 yıl önce yurt içine de açılım gereği duydu. Çünkü yurt içi pazardan talepler geldi. Bizim gibi bir firmaya ihtiyaç olduğuna dair. O yüzden bazı eksikliklerimiz vardı. Ne gibi işte mesela yurt içinde bayilik sistemini oluşturmak için atık su grubuna girmek gerekiyordu. Orada o gruba girdik çünkü baştan biz yoktuk. Sadece üretimimiz bina içi tesisat borularına dönüktü. Yani temiz su ve sıcak su sistemlerine dönük üretim yapıyorduk. Burada kullanılan çeşitli çaplardaki borular ve bunların bağlantı elemanlarının üretimi esas faaliyet konumuz bu. Ürünlerinizin kalite standartlarından bahseder misiniz? İhracat yapabilmemiz için belirli kalite standartlarında ürün üretmemiz gerekiyor ve bunları da markalarla, ürün belgeleriyle tescil ettirmemiz lazım. Bu yönde de laboratuvar altyapısı kurulması gerekiyor. Bu aşamaların tamamını geçtik biz. Çok güzel bir kalite ekibimiz var. Ondan sonra yaptığımız ürünlerin ilk numunelerinin kontrollerini yapan laboratuvar sistemlerimiz var. Laboratuvar cihazlarımız var. Ve işte Fransız, Alman, ondan sonra İspanyol, Rus ya gibi bu bölgelere ihracat yapabilmek için uluslararası geçerli kalite belgeleri var. Bunların plastik sektöründe herkesin bildiği. Bunların tamamını aldık. Çünkü bir ihracatın verdiği bir disiplin var. Yükleme disiplini, eksiksiz mal teslimi, terminlere uyum disiplini gibi. Aynı zamanda kaliteli ürün üretmelisiniz ki yurt dışındaki talebi sürekli hale getirebilirsiniz. O yüzden ürünümüz kaliteli gerçekten. Bunu övünç olarak söyleyemiyoruz. Zaten talepten, iç talepten, dış talepten kendisini kanıtlamış oluyor. Fabrikalarınız ve üretimini yapmış olduğunuz ürünlerden bahseder misiniz? Şimdi bizim 3 tane ana fabrikamız var. Birisi şu anda röportaj verdiğimiz plastik ana fabrikamız.
Burasını 1994 yılında satın aldık. Bir yıl kadar kaba üretim halindeydi. Kendi ihtiyaçlarımıza göre dizayn ettik. 2015 yılından itibaren kendi üretimimizde, kendi üretim yerimizde, kendi fabrikamızda üretim yapıyoruz. Daha önce biraz bölük pörçük kiralık yerlerde çalışıyorduk. Kendi dizaynımız ettiğimiz bir fabrikada üretim yapmanın tabii avantajlarını elde ettik. Verimlilik artışı sağladık. Bir de bizim bir önemli özelliğimiz de metal ihtiyacımızı kendimiz üretiyoruz. Ürünlerimizin içinde metalli kısımlar var. Daha çok ısıtma sistemlerinden kullanılan ürünler bunlar. Bu metal insert diye tabir ediliyor. Bunları kendimiz üretiyoruz ki çok az sektörümüzde çok az üretici firma var. Kendisi metal ihtiyacını karşılayabilen ki onlardan bir tanesi de biziz. Bir metal fabrikamız var, ikinci fabrikamız bahsettiğimiz. Bir de yurt içine girmeden önce dediğim gibi PVC atık su ürün grubunda yok idik. Yurt içinde bayilik sistemini oluşturmak için bu şarttı. O yüzden PVC yatırımı yaptık. Üçüncü fabrikamız da o. Sıfırdan sonuna kadar, nihai ürüne kadar kendimiz her şeyi üretebiliyoruz. 600'ün üzerinde ürün çeşidi var. Bunun çapı, renklerini de koyduğumuz zaman binlerce çeşit ürün üretiyoruz diyebilirim. Başarılarınızın arkasındaki faktörler nelerdir? Bence işletmelerin en büyük başarı nedeni iyi bir organizasyon yapısına sahip olmakla ilgilidir. İyi bir ekip yani çok çok önemli. Biz ekibimizi daha çok sıfırdan kendimiz yetiştiriyoruz. O prensibi benimsedik. Ustabaşlarımızdan örnek verirsek en az hepsi 20-25 yıl deneyimli. Çoğu bizde işe gelmiş ya da 3-5 yıl başka bir firmada çalışıp bize transfer ettiğimiz 20 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır bize çalışan insanlardan oluşan çekirdek bir kadromuz var. Aynı zamanda idari personelimiz de yine en deneyimsizi 5 yıl diyebilirim. Mesela şu andaki üretim ve planlama müdürümüz sıfırdan okuldan makine mühendisliği mezun olduktan sonra bizde başladı. 6 yıldır bizde. Yine fabrika müdürümüz keza öyle 7-8 yıllık bir deneyimi var en az. Yani işletme yönetiminde gerçekten personel kalitesi, ekip uyumu çok çok önemli. Biz ona çok önem veriyoruz. İnsan değerine, insana değer veriyoruz. Buradaki ana başarı ölçümüzün nedeni bu diyebilirim. Fabrikalarınızdaki istihdam sayısı nedir? 350 kişi istihdam ediyoruz. Bunun 20 kadarı mühendis ekibinden oluşuyor, teknik ekipten. 30 civarı da şey var, işte pazarlama, ihracatçı arkadaşlar, yurt içi satış yapan arkadaşlar, finans, muhasebe derken 50-60 dolayında da idari personelden oluşuyoruz. Firmanızda Ar-Ge ve tasarım konularında ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? Bu konuda firmamızın kurucusu Haydar Şahin'in başkanlığında bir Ar-Ge ve tasarım ekibimiz var. Burada 7-8 tane mühendis arkadaş çalışıyor. Kendi alanlarında uzman arkadaşlar bunlar. TÜBİTAK teşviği için bazı makine tasarımlarımız var. Onun üzerinde çalışıyorlar. Hatta başvuruyu yaptılar, proje başvurusunu yaptılar. Artık bundan sonra odaklanacağımız konular genelde bu tür şeyler. Verimlilik arttırıcı, inovasyon, işte Ar-Ge, ürün tasarımı vesaire. Bu konulara daha çok ağırlık vereceğiz. Burada müşterilerimize, bayilerimize, tüm çalışanlarımıza ve başta kurucumuz Haydar Şahin'e teşekkür ediyoruz. Ayrıca da şunu unutmak istemiyorum. Değerli Show TV ailesine de çok teşekkürler ediyoruz. Şehri Gündem programını ağırlamış olduğunuzdan dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederiz.